Belediyemize ait güveni, tuvalet ve spor tesisi alanının 10 yılı hakirayetimiz ve sorumluluk. Bizim amacımız buraya ilerleyen çıkarmamızın sebebi para kazanmak falan filan değil. Buraya şartlanmaya yazıyoruz. Kaykay yapılan yerlerde eğitim, dinsel, burada elemanlar olacak diye şartlanmaya yazıyoruz. Tırmanma şeridine de çalışacak, sertifikalı ve eğitimli elemanlar alınacak diye şartlanmaya yazıyoruz. Çayın da bir arada yukarıya çıkartmayacağız. Böyle bir niyetimiz yok. Şartlanmayı yazacağız. Fiyatını veren de böyle alsın. Bir kere psikolojik olarak belli bir taraftar yazdım. İkincisi, ne olursa olsun buradaki eksiklikleri bir kurumun liderlikle işletmesi çok daha mükemmel olacak. Dolayısıyla her seçim vaatleri listesinde aynı şekilde kalmak ve işletmesi olarak vardı. Bizim gönlümüzden geçen belli kalması, eksikler sonrasında istihdam etmemiz, kar bahsedip pek zaten hedefimizde yok diyorsunuz. Bu şekilde kalması. Günah değil mi arkadaşlar? Sabahtan akşama kadar çay durmuş olsun diye yazıyor. Adamın işi gücü bitmiş, alışmış meclise, bu şey içmeye, her elinde çay eti buluş olsun diyorlar. Demircilik anası ağlamış. %15 elektrik, doğalgaz zamları, memleket bitiyor, bir yer sorun falan filan diye yok. Elin buluşa çay olsun diye yazıyor. Yalakaların arkasından yazıyorlar. Bu madde içine kısa maalesef olsun. Sen bir adam, parçalde, köyde, ülkeye bireyimize ait bir yerlerinde satışını gözüme sorusu. Kapalı teklif usulüyle satışların yapılması hususunun meclisle görüşülerek karara bağlanmasını arz ederim. Değerli arkadaşlar, kışla sahilde dükkanlarımız var. Yani parkalar dediğimiz, ben bir de 17 zilandı, 25 taneymiş veya. Burası 300-500 liraya kiraya veriyoruz, kiralarımızdan bakıyoruz, tarzı veriyoruz falan. Ama devir daim yapılırken de 40 milyar liraya, 30 milyar liraya şahıslar kendi aralarında devir daim yapıyorlar. Belediyenin hiçbir menfaati falan filan yok burada. O devir daimler vermiş olmuyor. Siz konuşamazsınız, ben siz konuşurumlar. Başka söz isteyemem. Olmadığına göre kamuoyuna oyalar sürüyoruz. O dönemden etmeyenler o bile doğru demişti. Teşekkür ederiz. İçeri olanlar bahsettiniz. Bu arada 29 yılda belirtilerimizde imza yatırmasın. Tekrafe 10 yılda kiraya verilmesi görüşmesi konusu. Kapalı teklif usulü ile 10 yılına kiraya verilmesi hususunun meclisle görüşülerek karara bağlanmasını arz ederim. Şu anda belediye ne yapıyor? Belediye 100 tane adamı çalıştırıyor sosyal tesislerde. Ama para almıyor, kazanmıyor, yap kaybediyor. Yine ilk 9 ayda toplam giderlerimiz 551.283 lira. Yani personel, sigorta falan daha iyi. Yani biz 9 ayda 148.000 lira civarında biz zararlı oluyoruz Çilek Kafe'ye. Yani yine de Çilek Kafe'nin Çilek Kafe'nin iadesine niye taktınız? 1 liradan çayı veriyorum yine ya. Şartnamenin bilgi maddesi olarak yazıyorum. Ya şartlanmayın. Bir takım milletvekilleri böyle laflar edebilir. Bir takım yalaka, bir iki tane gazeteci var herhalde. Onlar da yazabilir. Onlara bana inanmayın ya. Evet, teşekkür ederiz. Kabul edenler, etmeyenler, ettiniz mi etmedin mi? Anlamadım ki böyle. Böyle tekrar söyleyeyim. Başka söyleyen var mı? Olmadığına göre. Eğer etmezseniz zaten kabul sürümlerinde kabul edenler, bunlar dediğin için değil mi? Siyaset yapıyorlar, benim ilerlerimizi bu işin bitiremeyiz. Sayın kabul edenler, tamam, vermesin. Kabul, onu da yapalım. Tamam, buradan evet, işi yok.